kürsülerde konuşurken hacminden çok büyük kelimeler kullanılıyor. Hacminden büyük hakaretler var. Sarayın lütfuyla listeye yazılanlar benim nereden vekil olacağıma karar veremezler. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Tamam mı? Kulağınız duysun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, millet can derdinde. Siz koronayı fırsat bilip resmen istismarcıyı, gaspçıyı, rüşvetçiyi, kadına şiddet uygulayanı, yaralayanı af derdindesiniz. Öyle bir düzenleme getirdiniz ki bankayı soyan çıkacak ama o bankaya kira yatıran içeride kalacak. Rüşveti alan çıkacak ama o rüşveti haberleştiren içeride kalacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. FETÖ'ye hizmet eden bütün FETÖ'cülerin ve devletin birliğine, bütünlüğüne karşı eline silah alanların Allah belasını versin. Tek suçları komutanlarının emrine uymak olan askeri öğrenciler ve askerler içeride kalacak ama devleti soyanlar dışarı çıkacak. Şu resme iyi bakın. Bunlar Nagihan Yavuz, Şüheda Sena öğüt alan ve Nimet Ecem Gönüllü. Üç tane genç kız 44 aydır cezaevindeler. Tek suçları okullarındaki kamplarında olduğu sırada komutanlarının terör saldırısı var deyip dışarı çıkarmaları neticesinde şu an cezaevindeler. Kimseye ateş etmemişler, silah sıkmamışlar. Nimet Ecem'in bir özelliği var. O şehit kızı. Babası bu topraklar için canını ortaya koymuş, sahip çıkamadığınız şehit kızı. O babası gibi asker olmak istedi ama cezaevinde eline silah almadan ne yazık ki ceza aldı. Onun gibi bir sürü insan var şu anda bu düzenlemenin dışında kalacak. O yüzden bu af düzenlemesi, bu infaz düzenlemesiyle ilgili söylediğimiz bir şey var. İşinize gelenleri yararlandırıyorsunuz, işinize gelmeyenleri bu düzenlemenin dışında tutuyorsunuz. Bu işte adalet anlayışınız da bu. Saraya bağladığınız, yandaşı koruyup muhalifleri sopa olarak kullandığınız adaletiniz, ısmarlama yasalarla meclisi çalıştırıp vatandaşın feryadına kulak tıkadığınız bu anlayışınız batsın. İnfaz düzenlemesini konuşuyorsunuz ama infaz koruma memurları umrunuzda bile değil. Onların maaş, özlük hakları gibi hiçbir sıkıntısına bir çözüm öneriniz yok. Bir fazla mesai ücretini bile onlara çok görüyorsunuz. Korona salgınından etkilendiğimiz şu günlerde, geçtiğimiz haftalarda bir ekonomik paket açıkladınız. Ama pakete baktığımızda pakette işçi yok, çiftçi yok, emekli yok, esnaf yok, yoksul yok, öğrenci yok, KOBİ yok, emeklilikte yaşa takılan yok, vatandaş yok, orada da varsa yoksa yandaş var. Meclis çalışıyor ama şu zor günlerde koronadan ekonomik olarak etkilenenler adına bir tane tedbiriniz yok. Bizim önerilerimize bari kulak verin diyoruz, o da yok. Millete evde kal diyorsunuz, dükkanını kapatan berber, lokantasına kilit vuran işletmeci, kepengini indiren kahvehaneci, çay bahçesi, kafe sahibi, zarar eden mahalle bakkalı, kontağını kapatmak zorunda kalan kamyoncu, minibüsçü, servisçi, Allah aşkına devlet yardımı olmadan nasıl ayakta duracak? Ücretsiz izne çıkarılmak zorunda kalan işçi, tarlasını ekip biçemez hale gelen çiftçi, emeklilikte yaşa takılan, doğalgaz faturasını yatıramayan emekli, okulu tatil edildiği için ücret alamayacak olan ücretli öğretmen, işsizlikten kıvranan vatandaş ne yiyip ne içecek? Şimdi bu faturayı Nurettin amca yolladı. Kendisi emekli, kirada oturuyor. Diyor ki bu salgın günlerinde evimden çıkamıyorum. Başka bir iş yapamıyorum diyor. Bu faturayı ertelemesi gerekenler bana 205 liralık doğalgaz faturası yolladılar. 15 gün içinde de ödememi istiyorlar. Allah aşkına çık meclis kürsüsünde bunun hesabını sor diyor Nurettin amca. 1000 liralık yardımları vereceğiz dediniz. Paralar koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenenlere gitmedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki mevcut listelere dağıtıldı. Şunu net ifade edeyim. Burada da siyaset yaptınız. İhtiyaç sahibi olmasa bile
kendinizden olan partilerinize ödediniz. Virüs siyaset tanımıyor ama AKP için siyaset her şeyin üstünde geliyor. 1.000 liralık yardımı alamadığı için, reddedildiği için, o yardıma ihtiyaç duyduğu için isyan eden insanların mesajlarıyla dolu telefonlarım. Ama siz telefonlarınıza bakmadığınız için sizin için önemli bile değil. Bizi kıskanan Almanya, korona salgınından etkilenen esnafa 3 aylık 9 bin euro ödedi. Beğenmediğiniz Fransa, vatandaşlarına salgından... Sözlerinizi tamamlayın Sayın Köksal. Sayın milletvekilleri lütfen. Beğenmediğiniz Fransa salgından dolayı vatandaşlarına 1.000 euro ödeyeceğini, faturaları faizsiz erteleyeceğini, şirketlerin batmayacağını, Cora, işçilere destek olacaklarını belirtti. Belçika salgından dolayı etkilenen esnafına 4.000 euro ödedi. Siz ne yaptınız? Evlerinizde kalın, kendi o halinizi ilan edin dediniz. Kusura bakmayın, faturalar geldiğinde ödeme için o haldeyim diyemiyorsun. Ev sahibine kira için o haldeyim diyemiyorsun. Gıda ihtiyaçların için para istendiğinde o haldeyim diyemiyorsun. Millete evde kal demek değil, evde tutmak önemlidir. Milleti evde tutmak için de onun geçim sıkıntısını, borcunu, faizini, kredisini çözmeniz gerekir. Gerçi sizden çok şey istiyoruz. Bir maskeyi dağıtamayanlardan çok şey istiyoruz. Herkese koronasız günler diliyorum. Ne demek hadi oradan? Beğenmiyorsan gelirsin, kürsüden cevabını verirsin. Beğenmiyorsan gelirsin, buradan müdafaanı yaparsın. Hayatınızda ilk defa vatandaş... Doğrusu bir cevap mahiyetinde değil ama konuşmalar bazen açıklama yapma ihtiyacını bizleri açısından doğuruyor. O sebeple bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi insan ilişkilerinde muhataplık ilişkisi ne kadar kıymetliyse, siyasi partiler içinde muhataplığın siyasetin en temel özelliği olduğu kanaatindeyim. Biz burada siyasi partiler karşılıklı olarak birbirimize cevap verirken, konuşurken biz aslında görünürde birbirimizi muhatap almakla beraber siyasi partiler aslında milleti muhatap alıyor. Yani burada söylediğimiz her şeyi, yaptığımız her işi aslında milletimiz için söylüyoruz. Onlar bizi görsün, beğensin. Bunun için yapıyoruz. Peki bu beğeninin ölçütü nedir? Nasıl anlayacağız? Yani ben seni beğenmiyorum, sen hırsızsın, sen filansın. Yani beğeninin ölçüsü bizim siyasi partiler olarak karşılıklı birbirimizle ilgili kanaat midir? Vatandaşın sandığa giderek verdiği oyla buraya getirdiği milletvekili aritmatiği midir? Hangisidir? Elbette ki budur. Ben buradan bahsediyorum. Ve nihayetinde de o yüzden efendim biz efendim şunun sizi millet istemiyor. Ha, millet nasıl istemiyor? 17 yıldır millet aklına peynir ekmekle mi yemiş? Siz bunu mu söylüyorsunuz? Bu kadar zamandır millet niçin oy veriyor? Demek ki millet bugüne kadar bizim anlattığımız şeyleri onaylıyor. Anlattığımız şeylere destek... Açalım sistemi. O sebeple bu kürsülerde konuşurken hacminden çok büyük kelimeler kullanılıyor. Hacminden büyük hakaretler var. Eleştirinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Eleştirinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hakaretin ne olduğunu da bence herkes bilmeli. Bilmeyen de bilmeli. O sebeple burada bulunan, şu anda bulunan Türkiye'nin en önemli partisine, iktidar partisine bu kadar ağır... Ya lütfen ben... Siz söylüyorsunuz arkadaşım kürsüye çıkarak bu kadar bir kamyon hakaret ettikten sonra müsaade edin yani. Siz bunları söylerken biraz insaf, biraz edep, biraz usul, biraz siyaset ve muhatabın kim olduğunu unutmadan konuşalım diyorum. Muhatabımızı hatırlayalım. Milletin iradesine saygı duyalım. Teşekkür ederim. Sayın Köksal, açalım Sayın Köksal mikrofonunu. Sayın Başkan, Sayın Zengin biraz önceki kürsü konuşmamdan sonra gidin Avrupa vekili olun dedi. Avrupa vekili olmak Kurtuluş Savaşı gazisi İsmail Çavuş'un torunu olan şahsıma değil, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanının partisinin vekiline yakışır. Ben 5 yıldır bu gazi meclisteyim ve ilk vekilliğimde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi demokrasiyle, ön seçimle, bileğimin hakkıyla gelmiş bir milletvekiliyim. Sarayın lütfuyla listeye yazılanlar benim nereden vekil olacağıma karar veremezler. Sayın Zengin,
Açalım mikrofonu. Buyurun. Sayın Başkan, valla neresi güzel bilmiyorum ama şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi şu parti, bakın parti, bu partide, AK Parti'de alnım ak açık bir şekilde. AK Parti kurulduğundan beri, değerli arkadaşım Hasan Bey, partimiz kurulduğundan beri genel merkez kadın kollarından başlayarak fasılasız çalışan, fasılasız İstanbul'da 13 yıl sadece 3 dönem, sadece arka arkaya 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan tek kişiyim. Kadın erkek tek kişiyim. İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yaptım. 25. dönemde bütün yapılan bizim kendi iç oylamalarımızda fevkalade yüksek oylar alarak ben de aynı şekilde kendi iç sistematiğimizde bileğimin hakkıyla buraya gelmiş biriyim. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Tamam mı? Kulağınız duysun. Siz... Açalım sistemi. Lütfen kürsüde burada bu millete bu kadar hakaret ederken, buraları beğenmezken sizin konuşmanızın karşılığıdır o. Karşılığıdır. Ben onurumla ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkenin milletvekili olmaktan onur duyuyorum. Onur duyuyorum ve bileğimin hakkıyla buradayım. Teşekkür ediyorum Sayın Zengin. Birleşme 30 dakika ara veriyorum.